Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hasır çantamızın yapılışını göstereceğim. Bir şablon da çizdim şu şekilde. Onu da anlatacağım sizlere. Bu çantamızın burası taban olacak. Şöyle katladığımız zaman bu ördüğümüz kulaklar ise yan tarafını örmemize gerek kalmadan şu şekilde dikeceğiz. Ayrıyetten bir yanlar için örmemize gerek kalmayacak. Şimdi başlangıç olarak ben size hem ölçülerle verdim. Öncelikle şöyle bir anlatayım çantamızı nereden başladığımızı. Normalde şuradan başlayıp zincirle 90 ilmek çekip 90 tane zincirin üstüne modelimizi yapıyoruz. Ta ki buraya kadar istediğiniz renklerde. Sonra daha sonra da bu ayrıyetten kulaklarını örüyoruz her iki tarafına da. Hem bu taraflarına hem bu taraflarına. Şimdi onu göstereyim sizlere. Çantamızın aslında şu boyu, şuradan şurası boyu tam 65 santim arkadaşlar. Benim bu çantamın boyuna göre. Şuradan şuraya kadar 65 santim. Yani 90 zincir çektiğimiz zaman 3,5 notuyla şu çantamızı elde edeceğiz. Öncelikle modeli göstereceğim size nasıl örüldüğünü. Bu 90 santim, pardon 65 santim 90 ilmekle tam yine ölçeceğim sizin için ama 40 santim yani 40 santim örüyoruz çantamızı. Tabii bu boyu da eni de sizin istediğiniz ölçülerde de yapabilirsiniz. Ben bu çantaya göre gösteriyorum. Tam buradan burası yani burası eni olmuş oluyor çantamızın 40 santim. Başlangıçtan buraya bitimine kadar 40 santim modelimize uygulayacağız. İstediğiniz renkleri koyarak. Sonra bittikten sonra bu çantamızı şuralarını da göstereceğim. Şuralarını sık iğne ile bakın şuradan şuraya 30 santimini şurası 30 santim ne kadar denk geliyorsa 30 santim 4 sıra 1, 2, 3, 4 sıra sık iğne git gel sık iğne yapıyorsunuz. Sonra diğer tarafına tekrar 30 santim nereye denk geliyorsa 30 santimde 1, 2, 3, 4, 4 sıra bu tarafa yapıyorsunuz. Aynı işlemi karşı tarafa da yapıyoruz. Burayı anladınız umarım. Sık iğne ile 4 sıra git gel. Burayı bitiriyoruz. Burayı yapıyoruz. Şablon zaten burada ortada. Ben size şimdi modeli gösteriyorum. Nasıl yapılacağını. 90 zincir çekeceğiz demiştik. Ben şimdi sizler için tabii ki kısa bir örnek yapıp siz 90 zincirin üstüne aynı modeli uygularsınız. Ben şimdi 1, 2 küçük bir zincir çekeceğim. Yani 20-25 tane. Şu kadar bir zincir çektim. İpimiz kağıt ip tabii ki. Biraz örmesi de zor oluyor ama çantalarımız daha güzel, daha kullanışlı, daha gösterişli duruyor. Şimdi burada siz bunu tabii ki 90 zincir üstüne yapacaksınız. 90 tane zinciri çekeceksiniz. Şu zincirimizin düz tarafı değil mi arkadaşlar? Siz şu ters tarafından yani şu zincirin tam arka kısmını alarak burayı biraz daha yakın göstereyim dilerseniz. Şu şekilde. Şu tam bakın zincirin düz tarafı burası. Şu çıkıntı olan yere her zincirin arkasındaki yere sık iğne yaparak bu sıramızı o şekilde gidiyoruz. Hiç ilmek almıyoruz. Hemen arkasındaki görmüş olduğunuz bakın şu çıkıntı olan ilmeği sık iğne yaparak şurası zincirimizin düz tarafı biz şunları alacağız.
Milüstü falan almadan elimizi çok da sıkmanıza gerek yok. Kağıt ipinin gidişatına göre 3,5 notu ile sık iğnemizi başa kadar gelelim arkadaşlar. ...90 ilmek biraz gösterirken arkadaşlar video açısından da zor olduğu için tabii ki kısa bir küçük bir modelle sizlere göstereceğim. Alması yine de zor ama ilk sıramızı bu şekilde sona kadar sık iğnemizi yapacağız. Sonuncuyu da yaptım. Burada bir iki zincir çekip döndük. Şöyle elimizle de düzeltiriz. Siz dediğim gibi 90 zincir üstüne yapıyorsunuz çantamızı. Şimdi burada şu kenarları hiç unutmayalım arkadaşlar. İki zincir çektik. Bir milüstü aldık. Yani ilmek aldık. Hemen zincirin dibindeki, yani şurası değil şuraya, hemen dibindeki yere ilmeğimizi şöyle bir uzattık. İki zincirin ayarında. Şunu şöyle biraz atalım. Şu iki zincirin ayarında uzattık. Tekrar ilmek aldık. Hemen yandaki boşluğa tekrar uzattık. Ve tığımızın üstünde 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek oldu. Bunu hepsini bir alıyoruz. Hiç zincir falan çekmeden ilmeğimizi alıp direkt en son battığımız şu yere tekrar uzatıyoruz. Lif örer gibi. Tekrar ilmek alıyoruz. Hemen yandaki boşluğa şu şekilde. İlmek aldık. 1-2 oldu. Hemen dibindeki boşluğa uzatıyoruz, çıkarttık. 1, 2, 3 oldu. 1 ilmek aldık, 4 oldu. Hemen yandaki boşluğa bir ilmek daha çıkarttık. Hep bu tığımızda 5 ilmeğimiz olacak. Birden çıkarttık. Zincir falan çekmiyoruz tekrar. Bir tane ilmeğimiz vardı şu. Bir tane ilmek alıyoruz. 2. Dibine tam ördüğümüz modelin tam dibine uzattık ilmeği çıkartarak 3 oldu. 1 milüstü ilmek aldık 4. Diğer yandakine uzattık. 5 taneyi birden çektik. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bunu sona kadar gidelim. Burası böyle bu şekilde yaparken burası her zaman örneğin tersi. Asıl düz yerimiz burası. İlmek alıyoruz. Önce dibine, sonra diğer boşluğa hepsini bir çekiyoruz. İlmek alıyoruz. Önce dibine, sonra yan boşluğa. Bu şekilde sona kadar gidiyoruz. Bu modeli kurarken her zaman bu bize bakan tarafı, bu modeli yaparken bize bakan şu tarafı ters. Yani modelimizin ters tarafı. Asıl düz tarafımız burası. Onu da karıştırmamış olursunuz. Sonuncuyu da yaptık.
Hepsini çektik. Sonra bir ilmek alıyoruz. Sonuncunun tam dibine bir ikili trabzan yapıp tekrar gösteriyorum. Evet, bu sırayı bitirmiş oluyoruz. Sonra bir zincir çekip geri döndük. Yani düz tarafına döndük. Şimdi bu sırası da hemen dibinden ki boşluğa başlayarak hiç ilmek almadan her bir ilmeğe sık iğne yaparak tam tepelerine, tam tepesindeki boşluklara sık iğne yaparak diğer uca kadar gidiyoruz. Sonuncuya kadar geldik. Tekrar bu bitişte iki zincir çekip geri döndük. Modelimiz 1-2 sıradan ibaret. Bir modeli kuruyoruz. Üstüne de sık iğne yapıp geliyoruz. Model bundan ibaret. Tekrar göstereceğim şimdi tepesine. Düz tarafımız dediğim gibi arka taraf her zaman düz taraf. İki zincir çektik. İlmek aldık. 2 oldu. Hemen dibindeki boşluğa uzatıyoruz. Bir ilmek daha alıp diğer yan boşluğa ilmeği uzattık. Hepsini birden çektik. İlmek al. Önce dibine, sonra yanındaki boşluğa. Alt kısımda yaptığımız modeli bu sırada da yani şu şekilde gidiyoruz. Bakın modelimiz zaten kurulmuş oldu. Yine sona kadar gelelim. Tekrar göstereyim. Her bir modelden sonra bu tarafa gelirken de sık iğnemizi şunun gibi yapıyoruz. Mesela benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane örnek olmuş. Yani bu modeli 17 tane uyguluyoruz. Tabii bunu pardon arkadaşlar, size de siz de çantanın büyüklüğüne bağlı küçükle yapabilirsiniz. Çapraz askı çantada yapabilirsiniz. Bu modelimizi her çantada, her ipte uygulayabilirsiniz. Mesela koton iplerle de değişiklik olur. Örebilirsiniz. Raf iplerle de olabilir. Modelimiz bu. Sona kadar geldim yine. Önce dibine, sonra yanındakine ilmek alıp uzatarak lif örer gibi böyle uzattığımız için de çantamız daha çok çabuk ilerliyor. Hep sık iğne gibi olmuyor arkadaşlar. Burada da sonda bir ikili trabzanımızı yapıp İki zincir çekip arkaya, yani ön tarafına da gelmiş olduk. Sonra yine, pardon, burada iki zincir çekmiyoruz tabi, sık iğne yapacağımız için bir zincir çekip döndük. Önce dibinden yaparak her bir boşluğa sık iğnemizi yapıyoruz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi 90 zincir üstüne 17 sıra bu modelimizi uyguladıktan sonra dediğim gibi şuraları sık iğneyle bu kulaklarını da örüyoruz. Şöyle bir tutayım, resim çekmek isteyen olursa santimlerini, sıralarını hepsini burada yazıyor. Buraya bakarak yapabilirsiniz. Şimdi bunu dikeceğiz arkadaşlar. Bu kulaklarını, yani bu kısmını, o yan kısımlar nasıl olacak size onu göstereceğim. Bu çantamızı ikiye katladık. Yani çantamız bu şekilde zaten. Şimdi burasını şöyle göstereyim. Burası
şu düz tarafı yarıya kadar, diğer düz tarafı yarıya kadar şöyle dikilecek burası arkadaşlar. Yani hem taban oluşmuş olacak hem yan kısım oluşmuş olacak çantamızda. Bunu nasıl mı yapacağız? Şimdi bu ipleri de ördükten sonra arkadaşlar bu 4 sırayı, sık iğneyi 4 sırayı ördükten sonra iplerinizi biraz uzun bırakın ki dikiş için size kolaylık olsun. Şimdi ben tabandan başlayacağım. Burada yapacağımız işlem tam orta kısma getirdim. Hemen tam zaten kendini gösteriyor. Tam orta kısımdan diğerine hemen şöyle bir dikiyorum arkadaşlar. Hem bu ilmekten hem karşı ilmekten düz bir şekilde dikeceğim. Zaten kağıt ip olduğu için ister ön tarafından ister arkasından yapın hiç önemli değil, göstermiyor zaten arkadaşlar. Bakın bitirdim burayı. Şimdi arkadan şu içeriden iğne yardımıyla başlangıç yerine arkadan ipimi gezdirerek geldim şuraya. Şimdi burada diğerini şu şekilde tutturuyorum ucunu. Diğer tarafı dikeceğiz. Bir karşıdan, bir diğer karşıdan ilmekleri alarak düz bir şekilde dikiyoruz. Son ilmeğimi de diktim. Tekrar bu iğnem burada kaldı arkadaşlar. Buradan ters tarafa iğnemi çekiyorum. Sonra arka taraftan yine başlangıç yere kadar arkalardan ilmeklerden iğnemi yürütüyorum. İpim ta başlangıç yerine gelmesi için. Şöyle. Şimdi buradan bakın tabanımız oluşmuş oldu arkadaşlar. Her bir ilmeği karşılıklı dikerek yukarıya doğru geleceğim. Bu ipim de burada kalmasın diye aslında orta yerde buluşturmak istiyorum. Başlangıç yerlerimizde iplerimiz olmasın diye. Şimdi ilmeğimizden çıkarttık. Karşılıklı her bir, yani ilmek dediğim şunlar, bakın arkadaşlar, her bir ilmeğin karşılıklı tutturarak dikeceğim şimdi. Bu ilmekten diğer ilmeğe. Hemen yanındaki ilmekten hiç boşluk diğer şey atlamadan diğer ilmeğe. Hemen yanındaki ilmekten karşı ilmeğe. Bu şekilde bakın hiç belli bile olmuyor arkadaşlar. Ve orada güzel bir model oluyor dikerken. Karşı tarafa doğru. Tabii dikme yöntemleri herkesin farklı olur. İstediğiniz gibi de dikebilirsiniz.
Bakın yan taraf oluşmuş oldu. Hem tabanımız hem yanlar ayrıyetten bir parça örmenize gerek kalmadı. Şimdi bunu buraya kadar dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızın iki tarafını da görmüş olduğunuz gibi diktim. Diğer tarafını da diktim. Bakın hem ister şöyle de yapıp kullanabilirsiniz. Yan tarafları oluşmuş oldu. Şimdi bu çantamızı bu şekilde bırakıp üstüne sık iğne yaparak da bitirebilirsiniz. Yani iki tane deri kulp takıp böyle de bitirebilirsiniz. Fakat ben bu çantamızı öyle bitirmek istemiyorum. Başka bir model yapacağım. Siz dediğim gibi böyle de yapabilirsiniz. Hem iki model birden uygulamış olalım. Bu çantamız bu kadar. Yani şuraya bir şu sık iğneden her sırasına sık iğne dolanarak bitirebilir. Deri kulp takabilirsiniz. Veyahut da şimdi bu çantamızı daha önce işlemiştik değil mi arkadaşlar? Bunu ben kullanıyorum, bu çantamı. Bu çantanın şu üst kısmını şuradan mesela kaç sıra diyelim? 3, 4, 5, 6, 7 sıra falan. Şu üst kısmını bu çantamıza koyacağım. Çünkü kullanımı da çok rahat. Şu yan kısımları örmeyeceğim. Sadece öne bir tarafını öreceğim. Arka tarafına bir. Şu yan eklediğimiz, şu hani demin eklediğimiz, diktiğimiz şuradan şuraya bu yan kısımları örmeden önlere bir de arkaya o modeli uygulayacağım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Tığımı değiştirdim. 4 numara tığa geçtim. Biraz daha üstü hani böyle sert değil de biraz daha gevşek olsun diye. Şimdi dediğim gibi şu yan tarafları, şu yan diktiğimiz tarafı bırakıyoruz. Hemen şöyle başlayalım. Şu başlangıç yerinden şuradan, yani şu yan kısmın ilk modele başladığımız yerden ilmeğimi taktım. Şu ipi içeriden gezdireceğim ve hep sık iğne. Yani biraz gevşek de örebilirsiniz. Sık iğne ile buradan ilmek alacağız. Burada delik oluşmaması için arkadaşlar hemen şuradan modelin ipinden de içeriye takabiliriz. Şu şekilde belli aralıklarla şu, bakın şuradan alırsam şu boşluktan şuradan delik olur. Hemen şuradaki ilmeğin de üstünden alırsanız çok sık ilmek almanıza gerek yok. Belli başlı arkadaşlar böyle çok sık olursa üst taraf bol olur. Biraz çanta yukarıya doğru hafif daralması daha hoş durur diye. Çok sık almanıza gerek yok. Belli aralıklarla buralardan ilmeklerimizi alalım. Bakın şu şekilde. Sık iğne yapıyoruz. İlmek almadan sık iğne ile üstünden tam şu şekilde ilmeklerimizi alalım. Zorlanacaksınız biraz. Ben de çok zorlanıyorum çünkü. Ama güzel bir şey olacak. Bak. Zaten yerini gösteriyor orada size batarken arkadaşlar. Belli oluyor. Belli olan yerlerden çok araları açmadan normal sık iğne örüyormuşsunuz gibi ilmeğimizi bu şekilde alalım.
Sona kadar bakın şu şekilde. Sona derken şu aradakini bırakıyoruz. Tam modelin bitim başlangıç yeri. Şuraya kadar ilmeğimizi sona kadar geldim. Şuraya kadar. Dediğim gibi şu yanları yapmadım. Ve sona kadar şu baştan şu başa modelin olduğu yerden sık iğnemi yaptım. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Ben bu modeli böyle yapmak istedim. Yani kafama göre yaptım aslında üst tarafını. İstediğiniz gibi de siz kendiniz yapabilirsiniz tabii ki. Modeller size ait. Şimdi şöyle. Bunu yaptıktan sonra şu ipimizi kıralım. Bu diğer başlangıç ipimiz. Git gel yapacağız. Aynı sık iğneyle. Bu arada sütçümüz de geldi. Tabii benim sütçü değil. Şimdi buradan şuraya kadar git gel yapacağız. Sık iğne. Biraz gevşek örebilirsiniz. Daha hoş duruyor arkadaşlar gevşek ördüğümüzde sık iğneyi. Bu şekilde her bir ilmeğe sık iğne yaparak karşı tarafa kadar her bir boşluğa sık iğneyi yaparak bakın ilmek almıyoruz. Şu boşluklara sık iğnemizi yaparak başlangıç yerimize gelelim. Sona kadar geldim. Bir zincir çektim. Tekrar geri dönüyorum. Her bir boşluğa tekrar sık iğnemizi yaparak diğer uca kadar gideceğim. Şu şekilde. Üçüncü sıramızı yapıyoruz. Sona geldik. Geri dönüşlerde bir zincir çekip hemen tersini çeviriyoruz. Direkt boşluğuna batarak bunu bu şekilde biraz örelim arkadaşlar. Söyleyeceğim şimdi kaç sıra olacağını. Evet. Şimdi 6 sıra ördüm ben bunu. İster bunu 7 sıra örersiniz, ister 8. Ben şurası düz gelsin diye yani şunun gibi arkadaşlar şu ilmek. Şimdi bir sıra daha gidip düz tarafı burada bitsin istiyorum. Şurası şimdi ters olduğu için çirkin görünüm olur. 7. sırayı da geleceğim. Sonra tekrar göstereceğim. 7 sıra dümdüz örelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu çantamızı bir kaldıralım. Bunu anlatımını zaten daha önce yapmıştım. Diğer videolarımızda var. Şimdi bu çantamızın düz tarafı buraya geldi. Yani 7 sıra ördük. Şimdi buradan sonra bu tarafını 14 santim buradan şurayı işaretleyelim. Sonra diğer uçtan 14 santim de buradan işaretleyelim şurası. Artık bu ortayı bırakıyoruz. Şu tam ortayı iki yanlardan diğer çantadaki olduğu gibi yanlardan birkaç sıra öreceğiz. 4 sıra 5 sıra yeterli. Git gel yapıp önce bu tarafını bitirelim arkadaşlar. Buraya kadar gidip geleceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Yine sık iğne ile. Dediğim gibi tamamen bu benim zevkim bir çanta oldu. Üst tarafını da böyle bir şey yapmak istedim. Siz de istediğiniz gibi modeli yaptıktan sonra istediğiniz gibi çantayı
değiştirebilirsiniz. Bu üst tarafı 3'e böldükten sonra biraz daha sık örerseniz çantamız yukarıya doğru daha güzel şekil alır. Biraz sık örelim bu yan tarafları arkadaşlar. Evet. Ayracımın yerine geldim. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Sadece yan tarafını yapıyoruz şimdi. Dört beş sıra git gel yapacağım şimdi arkadaşlar. Tekrar göstereceğim size. Şöyle altı sırayı ördüm. Bu tarafı bitirdim arkadaşlar. Dümdüz gidip geldim 14 santimi. Şimdi buradan böyle geldiğim için şuradan başlayarak diğer tarafı da öreceğiz. İlmeğimi takıyorum. Her bir sık iğnenin üstüne boşluğumuzu hepsini sık iğne yapıyoruz. 7 sırada bu tarafı git gel yaparak bitirelim arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Evet, her iki tarafını da bitirdik. Şimdi şöyle bitirdikten sonra şeklimiz bu şekilde olacak. Diğer tarafını da aynı şekilde ip çıkartıp aynı sayıda çıkartırsanız çok daha güzel olur. Aynı sayıda ip çıkartıp 7 sıra örüp 14 santim bir tarafa, 14 santim bir diğer tarafa şu şekilde git gel yaparak 5 sıra ördükten sonra bu ipimizi de kırıyorum. Yani burada kesmem lazım ki diğer baştan başlayabilmem için. Şimdi bunu kırdıktan sonra dediğim gibi diğer tarafı da bitirdiğiniz farz ediyorum. Çünkü her iki tarafı göstermenin şeyi yok. Diğer tarafı bittikten sonra tam şuradan arkadaşlar ya da şu ortadan bütün etrafına sık iğne geçeceğiz. Nasıl mı? Şimdi ben size bir göstereceğim. Tekrar 3,5 numara tığımızı elimize alalım. Şuradan herhangi bir yerden şu köşeden başlıyorum. Tabii şurayı da yaparsanız daha güzel olacak. Ben öbür tarafı bitirdikten sonra yapacağım orayı da. Bunun etrafına böyle muntazam bir şekilde bak. Tamamen doğaçlama yapıyorum. Her gördüğüm yere sık bir şekilde sık iğne ile etrafını hem temizlemiş oluyoruz hem de toparlamış oluyoruz. Görünüm açısından da çok şık duruyor. Köşeye geldiğimizde arkadaşlar bakın direkt kenarın etrafını sık iğne yaptım. Köşeye geldiğimde iki tane yaptım aynı yere. Sonra tekrar her bir ilmeğe devam ederek sık iğnemizi gidiyoruz. Bak. Daha derli toplu oluyor. Şimdi şu etrafı yaptığımız zaman da daha da güzel duracak. Bu etrafını yaptığımız zaman da sanki şu üstünün bir sıra daha fazla olmuş oluyor. 6 sıra gibi görünecek. Sık iğnemi
3,5 no ile sıkı bir şekilde bu üst tarafa her bir boşluğuna yapıyorum. Başka fazla eksik yapmıyorum. Şimdi buraya geldik. İpimizi kopartmıştık oradan. İpimizi hiç ellemeden, ipimizi içinden gezdirerek burada köşede, nasıl şu köşede aynı yere iki tane yaptığımız gibi bu köşede de iki tane yapıp direkt aşağı doğru her bir boşluğun oraya sık iğne yaparak kenarlarını temizliyoruz. Bak. Böyle şu köşelere de geldiğimiz zaman onu da göstereyim size. Buralar dış köşe değil, iç köşe olduğu için şuralar dış köşe. İki tane battık. Bu iç köşelerde marulluk olmasın diye köşeye tam batıyorum. Toplamadan diğer yandakini de alıp ikisini bir topluyorum ki orada bir boşluk veya şöyle çirkin bir görünüm olmasın diye orayı toparlamış oldum. Tekrar devam ediyorum. Her bir ilmeğe sık iğne yaparak şöyle göstereceğim size yine. Diğer köşeye gelene kadar yine gösteriyorum. Aynı o köşede yaptığımız gibi yapacağız. Dümdüz her bir boşluğumuza yapıyorum. Ve şu ayracımı önce buradan çıkartayım. Bu köşeye geldim. Bunu bir toplayacağım. Köşeye batıyorum. Toplamıyorum. Hemen yanındaki yere sık iğne yapıp ikisini bir topluyorum. Tekrar yukarı doğru sık iğnemize devam ediyorum. Köşeye geldim yine bu dış köşe olduğu için hemen aynı yere iki tane batıp oranın toplanmaması için bir rahatlatma yapıyorum. Sonra şu şekilde çantamız böyle etrafını komple diğer tarafı da bittikten sonra yapıyorsunuz. Çantamız bu kadar arkadaşlar. Kulplara gelince kulplarda bunlara diğer kulplarda da yaptığımız gibi ister onlardan yapabilirsiniz ister deri kulplar şu iki yanından takabilirsiniz. Şöyle de göstereyim şuralardan deri kulplarımızı takabilirsiniz. İsterseniz örebilirsiniz de. Onlar sizin zevkinize kalmış bir şey. Çantamızın yapımı bu kadar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Böyle iki parça bunu örmek yerine komple de örebilirsiniz. Yani şu kenarları da toplayarak. Yani şurayı yaptık ya arkadaşlar, ön ve arka gibi yapacağız ya. Şunları da içine katarak komple düz bir çantada yapabilirsiniz. Modeller bunlar. İstediğiniz gibi evirip çevirebilirsiniz modelimizi. Bu sizin tamamen zevkinize kalmış dediğim gibi. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Seyredip de beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çantamızın yapımı bu kadar. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bunun da sormak istediğiniz ne varsa yorumlarda bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.